Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Battal Gazi, Malatya Battal Gazi ilçesinde Hisartepe Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Mehmet Yoldaş ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportajı yapacağız. Muhtarım ara dönem seçilen dinamik muhtarlardan. Değil mi efendim? Evet. 3 yıl mı oldu efendim? Evet, 3 yıl. Evet. Karşınıza da aday çıktı mı muhtarım? Yok. Diğer adaysız muhtarım. Ya, adaysız oldu. Evet. 3 yılda mahallemize hangi hizmetleri kazandırdınız muhtarım? Valla 3 yılda Battal Gazi'ye bağlı bizim köy, Hisartepe köyü. Evet. Ama getir bırak yerim üzümde buraya. Evet. Şu an yani benim köyümde sıkıntım çok. Evet. Hiç hizmet desem hiç almıyorum yani inanın. Ne mesela, efendim bu sıkıntılar? Mesela Battal Gazi olarak benim köyümün ara asfaltları yapılacak. Evet. Biz 2 sene oldu. Ben gidip gelin, bugün diler, yarın diler. Kaç hane muhtarım bura? Yani mezralarla birlikte hepsi dahil olarak. 60 hane var. Nüfus ne kadar? Nüfus seçilen nüfus 160. Ama seçmen toplu, 160. He, seçmen. Sayı o zaman 250'yi geçer. 250 evet. Geçer yani. Sayın izleyiciler, yani ben araştırmacı gazeteci olarak her gittiğim ilde genelde ilden emsal teşkil edecek veriyorum. Burada da ilçeden vereceğim. Battal Gazi ilçesinden. İşte bu tarımın da mahallesinin karşı tarafında Selvi Dağı var. Doğru mu efendim? Evet. 5 ağrı oturduğunu söyledi muhtar. Bir arkadaşımız da dedi ki orada 7 nüfuslu ya var ya yok dedi. İlçe belediyesi oraya asfalt yapmış. Evet. Doğru mu efendim? Doğru. Gördün mü efendim? Muhtar? Gördüm. Evet. Yani burada nüfus var. 60 hane var. Buradan bu mahallenin sokakları neden asfaltlanmadı diye Battal Gazi belediye başkanımıza, ilçesi belediye başkanına soruyoruz. Evet, evet. Kaç defa dilekçe verdin efendim? Evet, 2 sefer, 3 sefer, 10 sefer belki ben gittim. Dilekçe verdim. Evet, geçen seneden beri gidip geliyorum. Ara asfalt yapılacak ama yapılmıyor. Benim bitişimde Bulutlu köyü var. Evet. Ben geçen sene yapıldı. Bu sene de yine komple asfaltı yapıldı. İslim damına kadar asfaltı yapılmış. Gidip bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Evet, örnek veriyorum zaten evet. Sen bak karşıdan vereyim. Çok yer, her yer yapılmış evet. Muhtarım yani yapılmayan yer kalmamış. Evet, şebeke suyumuzda 2 senedir yine sıkıntı var. Evet. Yine gidip gelin bir sonuç alamadım. İçme yani. Suyunda evet, sorun içme var. Evet, içme suyu. Şebeke sondajla suyumuzda. Mı geliyor, motor pompa sondajla mı? Sondajla geliyor, arıza var. Bir arıza yapmak için 15-20 gün susuz kalıyor vatandaş. Susuz kalıyor. Evet. Şu an bizim köy 2 senedir yazın ortasında susuz kalıyor. Yani bir arızayı yapmak için 15-20 gün ben bunları bekleyeyim. Evet. Benim sıkıntılarım yani böyle. Maskeyle sıkıntım çok yani. Evet. Sayın izleyiciler, insanlar da hayvanlar da susuz yaşayamaz. Her canlının suya ihtiyacı var. Sivas'ın gün içerisinde röportaj yapmak için gittik muhtarımıza Deveçayır'ın köyüne. Oralarda köyden tüzek işitmeye devam ediyor. Baktım ki arıların önlerine tas tas su koymuşlar. Evet. Onu bir meşgul alalım muhtarım. Yani yine Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde böyle bir köye röportaj yapmak için gittim. Bak ezan da okunuyor. Dedi ki muhtar hanım annesi 65 yaşında. Ah oğlum dedi. Sular kesik dedi. Hayvanlar dedi möğürüyor dedi inekler aynı, dedi. Bizim evet. Gibi, aynı. Evet. Aynı bizim yani gibi. Onun için mutlak bu içme suyu aynı. Sorunları acil çözülmeli. Ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarımıza sahip çıktı. Allah razı olsun. Yapmış olduğu toplantılarda da evet, valilerimize, kaymakamlarımıza, büyükşehir ilçe belediye başkanlarına ve daire amirlerine seslenerek içme suyu sorunların acil çözülmesi gerektiğini. Evet, değil mi efendim? Evet, çünkü evet. Su eşittir hayattır. Susuz yaşayamayız arkadaşlar. Evet. Yol medeniyettir. Burada su sorunu da var, yol sorunu da var. Doğru mu? Evet, evet. Onun için evet. Yani bu ilçeden örnek veriyoruz. 2 sene oldu benim bu su sıkıntım. 2 senedir çözülmemiş hala. Evet. Evet. Malatya taze evi yapıldı mı efendim? Taze evi. Malatya, hayır taze evim yok. Muhtar evim yok. Cami yok. Hisartepe köyü Malatya merkezde 20 evet, caminin şeyi var. 20 direğe koymuşuz. Minaresi yok var. 20 kilometre. Benim köyüm merkezde 20 kilometre. Uzak ama, değil. He, 2 senedir su sıkıntım sürekli var. Evet. Ama çözemiyorlar. Yani motor pop mu arızalanıyor yoksa su mu yetersiz? Ya normal bir arıza çıkarsa, bir patlak olursa, bir motor arızalanırsa yani en az da 20 gün, 15 gün gecikmeli geliyor. Evet. Arkadaşlar yani artık maskenin imkanları fazla. Çünkü ülkemiz denizin altından Kıbrıs'a su götürdü. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Onun için şurada motor pompları modern şekle getirelim. Vatandaşlarımız susuz kalmasın. Hayvanlar susuz kalmasın. Hep vatandaşları görüyoruz. Ellerinde bidonlarla su taşıyan çocuklardan evet, geldim. Evet, evet. Üzülüyoruz arkadaşlar. Hangi çağda yaşıyoruz? İşte bayanlar elinde ne yapıyor? Çamaşır yıkıyor. Bulaşık yıkıyor. Neden aynı, yıkasın aynı, değil mi aynı. Efendim? Onun için bu konular aynı. Mutlaka ne yapılmalı?
çözülmeli. Yani köy odan da yok, mutfak odan da yok, taze evin de yok. Evet. Evet. Hizmette unutulan bir mahalle sayın izleyiciler. Mutlak bir hizmette unutulan mahalleye hizmet yapılmasını istiyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın mutlaka bu seçimler gelmeden önce buraya bir hizmet yapmasını istiyoruz. İnşallah, inşallah. Evet. İnşallah. Prim borcun var mı muhtarım? Yok. Yok, yatırdın değil mi? Evet. Şimdi de devlet yatırıyorsa. Evet. Değil mi efendim? İşte muhtarların sesi olarak biz muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadele ettik. Onunla da başarılı olduk. Biz de muhtarlarımız destekledi ama kendileri kazandı. Doğru mu efendim? Evet, 300 Türk lirası alıyordu muhtarlarımız. Şu anda 1727 lira alıyor. Artı 617 lira SSK'sı yatıyor sayın izleyiciler. Bağkur'u yatıyor. Yani muhtarlarımız artık sadece ne yapıyor? Hizmet istiyor devletten. Evet, evet, yetkililerden hizmet istiyor diyoruz. Bugün de Malatya Battalgazi ilçesi Hisartepe Mahallesi muhtarımız Mehmet Yoldaş ile röportaj yaptık mahallenin sorunları hakkında. Bu mahalle hizmet unutulan bir mahalle. Mutlaka hizmet unutulan mahalleye hizmetlerin yapılmasını istiyoruz, yetkililerden rica ediyoruz. İnşallah.